Önlemler alınmış durumda. İnşallah güzel bir organizasyonun sonuna geldik. Finale çok yakın gittiler. Hı hı. Yani final maçlarında izleyeceğimiz sporcularımız şu anda üçüncülük maçı yapıyorlar. Ama dediğim gibi uzun süredir müsabaka yapmıyor sporcularımız. Bu da onlar için büyük bir deneyim oldu. İnşallah bunu olimpiyatta altın olarak bize geri çevirirler madalyayı. İnşallah hocam. Biz de buradan iyi dileklerimizi, temennilerimizi iletmiş olalım sporculara. Peki bir yıl ara vermenin yansımasını gördünüz mü organizasyonda? Yoksa bütün sporcular hazırlar mıydı sizce? Tabii ki herkes bu süreçte evlerine çekildi. Kimisi antrenman yapamadı, kimisi kulüplerine gidemedi. Ama dediğim gibi sonuçta milli takımlar düzeyinde olduğu için hepsi hazırlıklı olarak geldi buraya. Sadece maç eksikleri vardı. Onları da önümüzdeki bu maçlarla, tecrübeleriyle giderecekler inşallah. İnşallah hocam. Millilerimize bir kez daha biz de başarılar dilemiş olalım. İlk karşılaşma az sonra başlayacak hocam. Evet, kata maçlarıyla başlıyoruz bugün. Orada biraz sonra erkeklerde genç sporcumuz var. Bu kategoride Dilara Bozan finale kaldı. Hı hı. Genç yeteneğimiz. İnşallah finali altın olur. Zorlu bir müsabaka olacak onun için ama tabii ki hiçbir şey imkansız değil. Çünkü tabii çok güzel hazırlanmışlar müsabakalara. Hı hı. Dualarımız onlarla. Sadeghi Dastak, İranlı sporcu. Kata karşılaşmasında. Görüntüde şu anda. İranlı sporcunun da Asya şampiyonluğu var. U21 kategorisinde. Karşılaştığı İtalyan sporcu da genç bir sporcu. Avrupa dünya dereceleri mevcut gençlerde. İranlı sporcu Shitori katası çiziyor. Süper Empi katası. Ben genel olarak katayı ekran başındakileri anlatmak isterim. Tabii hocam. Kata hayali bir dövüş. 360 derece her yöne yapılan blok ve ataklardan oluşuyor. Tabii bunlar belli bir senkronizeye dayanıyor. O şekilde %70 atletik teknik, %30 atletik performansa bakılıyor. %30 atletik, evet. Teknik performansa %70 olarak bakılıyor. Bu değerlendirmeler sonucunda en yüksek puan alan madalyayı alıyor. Thank you.
ne kadar güçlü bir performans gösterdi İranlı sporcu. Evet hocam. Evet, İranlı sporcu katasını tamamladı. İtalyan sporcunun işi zor değil mi hocam? Etkili bir performans. Zor demeyelim, onu da bir görelim. Önden yargılı olmayalım. Çünkü kata... Ya işi zor derken evet. Önemli bir eşiği geçmesi kesinlikle, gerekecek. Kesinlikle. Zaten dediğim gibi %70 teknik performans, %30 atletik dedik. Atletiğin içinde güçe, hıza ve dengeye bakılıyor. Hı hı. Teknik performanslarda duruşlar, teknikler, geçiş hareketleri... Hı hı. Zamanlama, doğru nefes, odaklanma, uyum, katıdaki stile uyuma ait kiyonun sergilenmesi önemli olan. Onları İranlı sporcuda gördük. Şimdi İtalyan sporcuyu izleyip ona göre hakemlerimiz karar verecek artık. Teşekkür ederiz hocam. İzleyenlerimize de aktarmış olalım. İranlı sporcunun puanlaması bittikten sonra İtalyan sporcu çıkacak. Onu bekliyorlar şu anda. Bu arada bakalım. Bir mesajımız var. Tabii hocam, buyurun okuyalım hemen. Çerkezköy'den Murat Kıroğlu hocamız. Hı-hı. Tüm katılan sporcularımıza madalya maçlarında başarılar dilerim. Bu bir başlangıç. Olimpiyatlar hazırlık maçlarında hem rakiplerimizin hem de sporcularımızın performanslarını görme şansımız oluyor. Bu nedenle Spor TV'ye çok teşekkür ediyoruz diyor. Kendisine teşekkür ediyoruz. Biz de çok teşekkür ederiz kendisine. Bu arada değerli izleyenler, sizler de mesajlarınızı Sports TV etiketinden sosyal medya hesaplarımızda bize ulaştırabilirsiniz. Aynı şekilde Hüsami Hocam'ın da sosyal medya hesaplarına mesajlarınızı iletebilirsiniz. Katasının ardından İranlı sporcunun puanını bekliyoruz şu anda. Onofrio katasına başlıyor İtalyan sporcu hocam. Thank you.
İtalyan sporcu da selamını vererek katasını bitirdi. Evet, katada ilk bronz madalyanın sahibini az sonra öğreneceğiz hocam. Onofrio da tamamladı katasını. Teknikte Onofrio bir adım önde hocam. Evet, İtalyan sporcu bir adım önde. Şimdi atletik performans yine üstün geldi. Evet. Ortadaki hocamız da Uğur Kobaş, olimpiyatlara gidecek. İlk Türk hakemlerimizden birisi olacak kendisi. Olimpiyat görecek karate branşında. İlk bronz madalyanın sahibi İtalyan sporcu Onofrio oldu. Hocam, performansıyla ilgili var mı söylemek istediğiniz bir şey? Gerçekten çok ortada bir maçtı. İkisi de güçlü, güzel kata çizdi. İtalyan sporcu buradan galip geldi ve sevinçli bir şekilde ülkesine dönecek. Onofrio daha önce İtalya'da da ulusal şampiyonlukları var. Aynı zamanda genç kategoride de madalyaları olan bir isimdi. Ve bugün de Karateban Premier Lig İstanbul'da bronz madalyanın sahibi olduğu Onofrio. Hocam, isterseniz Türk karatesinde bu gelişim süreci devam ederken az önce siz hakemlerimizden bahsettiniz. Olimpiyatlarda da yine bizi temsil edecekler. Bu da bir gurur değil mi? Yani Türk oyuncu olmadığı zaman Türk hakemler genelde orada görüyoruz. Yani güveniliyor Türk hakemliğine de. Tabii ki. Şimdi şu organizasyonda 3 tane dünya hakemimiz başarıyla geçti sınavı. Dünya hakemi oldular. Bu karateye artı bir kazanımdır her zaman. Sporcularımız için, antrenörlerimiz için, Türkiye'miz için daha doğrusu artı bir kazanımdır. Zaten federasyonumuz bu ülkede dünya çapında da kendi kategorisinde bir numarada şu anda. Evet. Çok önemli sporcular. Bunun yanında çok önemli hakemler var. Karatemiz gün geçtikçe daha güçlü hale geliyor hocam. Evet, olimpiyatlardan da çok beklentimiz var. Herkesin, bakanlığımızın, federasyonumuzun, antrenörlerimizin çok büyük beklentileri var. İnşallah şu anda 8 kategori olimpiyatlarda yarışıyor. Evet. 8 kategorinin 5'ini garantiledik. Hı hı. İnşallah 3 tane müsabaka için de, 3 sporcu için de bunu alıp 8'de 8 olimpiyatlarda ülkemizi temsil etmek, madalyalarla dönmek. Umuyoruz olimpiyatlarda da karate'deki başarılarımızın devamı gelecektir. Kadınlar katada ikinci bronz mücadelesinde İspanyol Enchabo ile İtalyan Carola Casale karşı karşıya gelecek. İlk olarak İspanyol sporcu katasını çizmek üzere tatamide. Evet, İspanyol sporcu da güçlü bir sporcu. U21'de Avrupa ve Dünya şampiyonluğu bulunuyor kendisine. Thank you.
atlayışlarda, geçişlerde denge çok önemli. Bir denge kaybında faul kriteri olarak sayılıyor. Bu da tabii puanla yansıyor sporcunun. Evet, Rodriguez katasını tamamladı. Atletik olarak iyi bir performanstı, değil mi hocam? İyiydi, eksikleri vardı muhakkak. Daha önce alt yaş kategorilerinde. Alt yaş kategorisi zaten bunların A takım sporcusu, asıl sporcusu finalde Dilara ile karşılaşacak. Ondan dolayı büyükler de şans bulamamışlar ama U21'de Avrupa Dünya Şampiyonluğu bulunan bir sporcu. Ve İtalyan Carola Casale katasını çizmek üzere tatamide. İtalyan sporcunun da U21'de dünya ikinciliği, U21'de yine Avrupa şampiyonluğu bulunuyor. İtalyan sporcu da katasını tamamladı. Genç bir isim, 1998 doğumlu hocam o da. Bakalım madalyanın sahibi kim olacak? Teknik performansta Casale bir adım önde. Şimdi atletik performansta her şeyi belirledi. Evet.
Carole Casal bronz madalyanın sahibi oluyor. Karate One Premier Lig İstanbul'da. Bir Premier Lig'de ilk derecesi hocam onun da. Evet. Mutlaka devamı gelecektir. Genç bir sporcu. Hı hı. Dediğiniz gibi. 98 doğumlu. Oldukça da mutlu gözüküyor. Tabii ki madalyayı herkes alan herkes orada mutlu ayrılacaktır. Biz de sabırsızlıkla bizim Türk sporcularımızı bekliyoruz heyecanla. Evet hocam. Bu arada bir mesajımız daha var. Tabii hemen Feray hocamız yazmış. Feray Koçeli. Günaydın, günaydın. Pazar sabahı heyecanı ile seyrediyoruz. Finallerde ve bronz madalya için mücadele edecek sporcularımıza başarılar diliyorum. Ayrıca sizlere de spor sevim ve sana yorumların için teşekkür ediyoruz. Özlemişiz, seviyorsunuz demiş. Bizler de katılımlar için çok teşekkür edelim. Heyecan dolu bir mesaj değil mi hocam? Kesinlikle. Pazar günü insanlar çok heyecanlı, mutlu. Evet, Feray hocam da camianın içinde neşeli, güler yüzlü bir insandır. Onun da bir etkisi var. Selamlarımızı iletelim. Hocamın soy ismini yanlış söyledim. Tabii, Feray Eray. Kendisinden özür diliyorum, kusura bakmasın. İki Amerikalı hocam karşılaşacaklar şimdi. 22 yaşında isim. Evet. İlk çıkacak Amerikalı Panamerika'da büyüklerde şampiyon bir sporcu. Hı hı. Diğeri de yine Amerikalı genç bir yetenek diyelim. Evet. Torres Gutierrez, 22 yaşındaki Amerikalı. İlk olarak Gutierrez'i izliyoruz.
selamını da verdi ve katasını tamamladı. Hocam bir mesaj var. Onu da ben ileteyim. Ümraniye Karate Spor Kulübü antrenörü Ahmet Çavuş'tan mesaj. Bugün final müsabakalarında mücadele edecek olan karate milli takımımızdaki tüm sporcularımıza, teknik ekibimize, karate sporumuzun tanıtımında çok büyük bir payı olan Sports TV'ye ve çalışanlarına ve bu güzel anlatımıyla Hüsame Özmen hocamıza başarılar dileriz demiş. Teşekkür edelim. Çok teşekkür ediyoruz Ahmet Çavuş hocama. Selamlarımızı gönderiyoruz. Stovall Tatami'de. O daha da genç bir isim hocam. Evet, genç bir sporcu. Kata da aynı zamanda girişte selamlamayla başlıyor. Çıkışta da selamlamayla bitiyor. Evet. Selamını unuttuğun zaman diskalifiye sebebi. Direkt olarak diskalifiye. Evet. Bunu da hatırlatmış olalım. Kata ile ilgili kısa bir tekrar açıklama yapayım. Tabii kata hani dışarıdan karate bilmeyen insanların görünüşünde hani özellikle söyleyeyim, kata bir dans veya artistik performans değil. Geleneksel değerleri ve prensipleri göstermeli. Hı hı. Teknikler dövüşteki gibi gerçekçi olmalı ve konsantrasyonu, gücü ve potansiyel etkiyi göstermelidir. İncelik, ritim, dengenin yanı sıra hızlı ve gücü, kuvveti göstermeli kesinlikle. Yani önemli manası olan bir kesinlikle branş. Bizde zaten karate'nin başlangıcı Kion. Kion'la birlikte kata'dır. Belli tekniklerden oluşur, belli bir senkronizeden oluşur. Onlarla sporcu karate'ye başlar. Daha sonra da içinde ayrılır kata ve kumite diye. Evet, iki Amerikalı karşı karşıya geldi. Bakalım bronz madalyanın sahibi kim olacak? İki genç isim. Ariel Torres Gutierrez bronz madalyanın sahibi oluyor. Vatandaşı Stoller'ı geçerek hocam. Evet, tecrübesiyle de kazanmış oldu aynı zamanda. Şimdi siz karate ile ilgili genel bilgiler verince izleyen gençler ya da çocuklar aslında ciddi bir konsantrasyonun çok önemli olduğu bir spor olduğunu söyleyebiliriz değil mi? Yani küçük bir konsantrasyon kaybı bir çuval inciri berbat edebilir değil mi? Evet, bu ama kata da geçerli. Hı hı. Kumitede öyle değil. Kumitede yine toparlamak için zamanın var. Tabii. Ama buradaki hatan tamamen müsabakayı. Şimdi beklediğimiz müsabaka. Genç sporcumuz Enes Özdemir çıkacak. Evet, Enes Özdemir
Erkekler katada yarı final grubunda İspanyol Damian Quintero'nun 0.2 puan gerisinde kaldı ve ikinci oldu. Bronz madalya şansı devam ediyor değil mi hocam? Evet, bronz madalya şansı devam ediyor. Sıralamada ikinci oldu diyelim bu arada, yanlış olmasın. Zaten finali kaçırdı yani. Evet evet. Finali kaçırdı. Ali ile final yapacaktı. Azerbaycanlı sporcu da 2016'dan 2019'a kadar büyüklerde Avrupa üçüncülüğü var. Boş bir sporcu değil ama Enes Özdemir'e de dolu dolu gelmiş. 2019-2020 Avrupa şampiyonu, 2019 dünya ikincisi. Seri A'larda dereceleri var. Aynı zamanda takım katada finalde yarışacaklar. Evet, evet. Ali, Emre Vefa, Enes. Yakın zamanda da Premier Lig'de Dubai'de ve Rabat'ta üçüncülüğü bronz madalyası var. Enes'e başarılar dileyelim. 9. sırada hocam şu anda. Evet, sıralamaya çok yakın ama şu an Ali Sofoğlu garantiledi. Evet, Ali Sofoğlu garantileyenlerden bir tanesi. İnşallah 2024-2028 için. Yani bu demek oluyor ki karatede arkadan gelecek sporcularımız var. Tabii ki genç de bir isim ve hemen peşinde. Var. Evet. Aynı şekilde Emre Vefa da oralarda. Evet. Bu arada bir mesajımız daha var. Arda Erol hocam göndermiş. Günaydın. Nefes almadan sizleri izliyoruz. Milli takımımıza sonsuz başarılar diliyorum. Sports TV'ye karateye verdikleri destekler için teşekkürlerimi sunuyoruz. Sunuyorum demiş. Biz teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ediyoruz mesajı için. Biz de heyecanlıyız, mutluyuz. Bir senenin ardından İstanbul'da olması da yine özel bizim için. Kesinlikle. Azeri sporcu katasına başladı. Evet, Azeri sporcu katasını tamamladı ve Enes tatamide son bir adım kaldı bronz madalya için. Kesinlikle. Enes zaten buraya gelirken çok güçlü geldi. Dediğimiz gibi finali kaçırdı. İnşallah burada da puan farkıyla kazanıp bronz madalyanın sahibi olacaktır. Başarılar dileyelim bir kez daha. Bye!
Enes Özdemir katasını tamamladı. Evet, güçlü çok ve etkili konsantrasyonu çok yüksek bir kata çizdi. Kendisi de zaten buna inanmış. Biz de zaten kalben inanıyoruz. İnşallah sonuç bizim lehimize olacaktır. Gerçekten etkileyici bir performans izledik Enes'ten. Evet, Enes aldı maçı. Evet, Enes Özdemir bronz madalyanın sahibi oluyor. Tebrik ediyoruz Enes Özdemir'i. 7 final, 9 bronz var. Birinciyi başarıyla geçiyoruz hocam. Enes Özdemir'e tebrik edelim tekrar. Teşekkür ediyoruz kendisine bize bu gururu yaşattığı için. İnşallah devamı Enes'le birlikte gelecektir. Kesinlikle. Çok inanmış, konsantre ve çok etkili bir performans gösterdi Enes Özdemir. Çok istedi ve aldı diyebiliriz. Evet. Dediğimiz gibi millilerimizin 7 final 9 bronz karşılaşması olacak bugün. Ve ilkini başarıyla Enes Özdemir'le geçmiş oluyoruz. Güne güzel bir başlangıç. Pazar gününde keyifli bir başlangıç oldu hocam. Evet, bir mesajımız daha var. Tabii. Günaydın, iyi yayınlar. Bu pandemi günlerinde bize karın bir şekilde çizerken biz de aynı şekilde buradan konsantre olup onu izleyeceğiz. Ona güzel enerjileri yollayalım. Tabii rakibi de dünya bir numarası. Çok tecrübeli bir isim, başarılı bir sporcu. Kolay değil ama neden olmasın? Dilara Bozan'ın da 2017 U21 Dünya İkinciliği, 2017, 2018, 2019 Avrupa Üçüncülükleri mevcut. Son olarak Dubai'de Karatalan Premier Lig'de de yine bronz madalyanın sahibi olmuştu. Çok genç bir sporcu aslında İspanyol karateciye göre. 1997 doğumlu Dilara, 23 yaşında. Tabii Sandra Sanchez, o da sonuçta iyi bir sporcu. Ama Dilara da gerçekten gelecek vadeden önemli sporcularımızın başında geliyor. Olimpiyatlara yakın sporcularımızdan birisi. Önümüzdeki müsabakalarda zaten olimpiyat elemelerinde İnşallah ülkemizi güzel bir şekilde temsil edip olimpiyatlara gidecek. Evet. Rakibi de 39 yaşında hocam. Artık son olimpiyat sporcularından birisi. Evet. Yani olimpiyattan sonra emekliye ayrılır diye tahmin ediyoruz. Evet, Dilara da dünya sıralamasında 4. basamakta. O da şu anda full konsantre bir şekilde performansını hazırlamak için, yapmak için artık saniyeleri bekliyor ve bizler de susalım artık hocam ve Dilara Bozan'ın performansını seyredelim.
Dilara katasını tamamladı. Çok güzel bir çizim yaptı. Performansı gayet güçlüydü. Şimdi puanı hesaplanıyor. Puanın arkasından da kenara geçip Sandra Sanchez'in katasını bekleyecek. Hocam nasıl buldunuz performansı? Gayet güçlü, dinamik, güzel bir kata çizdi. Şimdi bakalım Sandra Sanchez ne yapacak? Evet. Sandra da 2015 yılından 2019'a kadar Avrupa şampiyonu oldu. En son 2018'de dünya şampiyonu olmuştu. Zaten kaliteli bir sporcu. Evet, sürekli buralarda bizim de gördüğümüz isimlerden evet. biri. Bu arada bir mesajımız var. Onu da ben sizlere okuyayım. Heyecanla maçları izliyorum. Tüm milli sporcularımıza, milli teknik ekibimize başarılar diliyorum. Ayrıca buradan bana karateyi sevilen Turan Kaplan hocama da sonsuz sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Spor TV'ye teşekkür ediyorum demiş Bekir Kavak. Genç sporcularımızdan. Yine Etimesgut Belediyesi Spor Kulübü'nden Tayfun Kaya hocamız tüm milli takıma başarılar diliyor. Ankara'dan selamlar. Tayfun Kaya, Yasin Çetintaş eski milli sporcularımız. Teşekkür ediyoruz. Yine aynı şekilde tüm Spor TV ailesine bizlere bu turnuvayı izleme imkanı verdiği için teşekkür ediyorum. Harika bir kanalsınız. Milli takımımıza başarılar diliyorum. Değerli hocam İbrahim Akbulut'a emeklerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Akbulut Karate Spor Kulübü, Galatasaraypaşa Belediyesi, milli sporcularından Kuzey Şartekin. Aynı zamanda katanın sizlere gelişimini söyleyeyim Türkiye'de. Kata Türkiye'de eskiden SMS'i okunmazdı. Ama antrenörlerimizin kata üzerine duruşu ve aynı zamanda kata üzerine federasyon, şu anki federasyon başkanımız Esat Deli Hasan, milli takımlar teknik direktörü olunca 2005 yılında, başkanımız Esat Deli Hasan döneminde katacılara yatırım yaptı. Çeşitli yerli yabancı antrenörlerle ortak çalışarak gelişim sağladılar. Bu alanda ilk kata sporcularımızdan, büyük başarıları olan sporcularımızdan Metin Sofoğlu, Arslan Çalışkan, şu an Metin Sofoğlu burada hoca, evet. teknik antrenör. Direktör, evet. Arslan Çalışkan ve Orçun Duman hocalarımız Kata'da ülkemize takım dalında Avrupa dereceleri getirdi. İlk dünya derecesini getirdiler. Kendileri şu anda antrenörlük yapıyor. Hatta Arslan Hocam da buradan Orçun Hocam selamlarını evet. iletti. Spor TV'ye teşekkürlerini sundu. Hatta ilk Japonya'yı dünya şampiyonasında 5-0 yenmişlerdi bu takım Kata. Japonya o zaman yenilmez bir takımdı. Dünya şampiyonu olmuştu. Bu da katacılarımızın yolunu açtı. Önümdeki güzel örnekler. Yine Kaptan Karate'den Köksal Parmak. Size ve emeği geçen bütün herkese teşekkür ediyorum. Gerçekten çok özlemişiz. Başarılı, sağlıklı günler. Teşekkür ediyoruz. Yine Çekmeköy Spor Kulübü'nden Ecrin Hülya Karadağ takımımıza başarılar diliyor. Teşekkürler. Yine Armine Erkan, Tuzla Erkanlar, Karate Dilara ablama başarılar dilerim. Sizlere de çok teşekkür ederiz bu yayını yaptığınız için. Spor TV ailesine çok büyük teşekkürler var. Bizler de tekrar çok teşekkür ediyoruz. Ben de hocam araya gireyim. Ben de bir mesaj okuyayım. Oğuzhan isimli bir takipçimiz. O da Eray'a buradan mesaj yollamış. Karakteriyle, duruşuyla Türk karatesine kazandırmış olduğu birçok başarıyla ülkemizi dünyaya duyurmada ön ayak olan Eray Şamdan'a altın yakışır diyor. Vurdun, puan olsun, şampiyonluk olsun demiş takipçimiz. Bursa Spor ailesi olarak da altına notu düşmüş. Ve evet, performanslar tamamlandı maalesef. Evet, özellikle teknikte hocam Sandra Sanchez iyi bir puan aldı. Bir de şöyle bir durum var. Sandra Sanchez şu an dünyada bir numara. Artı ismin de etkisi oluyor hakemlerin. O da zaten Dilara'ya çok evet. güzel bir tebessümde bulundu. Şüphesiz onun iyi bir sporcu olduğundan ve geleceğinin parlak olduğundan o da haberdar. Artık onun da son turnuvaları. Ama Dilara'nın performansı da başarılıydı. Onun da altını çizelim.
Şimdi yine milli gururlarımızdan Ali Sofuoğlu. Evet, o da geçtiğimiz sezon, sene daha doğrusu, baba olmuştu. Bir kez daha tebrik edelim kendisini. Evladına da uzun ömürler, sağlıklı ömürler dileyelim. Ali de bizleri olimpiyatta temsil edecek. Üsame, evet, hocam bir kez daha hatırlatalım. Evet, garanti. Ama şu İspanyol sporcuya Metin Sofuoğlu dediğim. Evet, hocamız ekranlarda. İspanyol sporcu, o da devamlı Avrupa şampiyonalarında Ali finalde ona kaybediyor. Son 3 sezondur. Ama hep galip gelecek katalar çizdi Ali. Ama dediğim gibi hakemlere karşı izlenimden dolayı daha çok kaybettiğini düşünüyorum. Tekniksel bakımdan, güç, performans bakımından şimdi göreceğiz. Siz de göreceksiniz, hak vereceksiniz. Seyirciler de görecek bunu, inanıyorum. İnşallah burada İspanyol sporcuyu yeneceğiz. Damian Hugo, Capdevila ekranlarda ve Del Moral Jesus, İspanya'nın başındaki isim. Hocam bir kez daha hatırlatalım. Tabii turnuva İstanbul'da. Tüm karate severler zaten biliyor ama televizyonlarını yeni açan izleyicilerimiz için bahsedelim. Çok da güzel bir ortam olduğunu söyleyelim. Yani bu pandemi şartları içerisinde tüm önlemler alındı. Ve şu ana kadar da kusursuz bir organizasyonu geride bırakmak üzereyiz. Sporcuların, hakemlerin, herkesin sağlığı için seyircisiz yapılıyor müsabakalar. Belli tedbirler alındı. Onlara riayet ediliyor şu anda. Şimdi nefesleri kesip soluksuz bir şekilde Ali Sofuoğlu'nu izleyeceğiz. Dualarımız, gönlümüz, kalbimiz onunla. Ve ilk olarak Ali Sofuoğlu performansını sergileyecek sevgili izleyenler. Ali performansına başlamak üzere ve biz de bu performans için sözü Ali'ye bırakalım ve kendisini izleyelim.
çok güzel, çok güçlü bir performans gösterdi Ali Sofoğlu. Çok özgüvenli olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi mavi köşede İspanyol sporcuyu izleyeceğiz. Ben bu sırada yine bir iki mesaj okuyayım. Şerafettin Ilık Hocam, Kemalpaşa Gençlik Spor Kulübü İzmir'den Ali Sofoğlu'na başarılar dilemiş. Dualarımız Ali ile demiş. Teşekkürler hocam. Yine Ercan İnci Hocamız, Türkiye'de ilklerin başkanı Sayın Esat Deli Hasan'ı, yönetim kurulunu, teknik kurulu, hakemlerimizi ve muhteşem bir organizasyon hazırlayan organizasyon kurulumuza, bizleri onurlandıran sporcularımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz demiş. Ne mutlu Türk'üm diyene sağ olun, var olun sporcularımız demiş Ercan Hocam. Teşekkür ederiz güzel dilekleriniz için. Öncelikle Federasyon Başkanımız Esat Deli Hasan'a ve bütün teknik ekibe teşekkürlerimi sunuyorum. Bu heyecanı bizlere yaşattığınız için Sports TV'ye teşekkür ederim. Ayrıca sunumunuz takdirle şayan Çayırova Karate ailesi adına milli takımımıza başarılar dilerim. Çayırova Olimpik Spor Kulübü Başkanı Abdülsamet Üretken, kulübümüzün antrenörü Hazım Özdemir'e teşekkür ediyorum demiş. Biz de teşekkür ediyoruz. Yine Etimesgut Belediye Spor Kulübü'nden Yıldızlar Türkiye Balkan Şampiyonu Tarık Koç, ben tüm spor CV'ye milli sporcu abilerime başarılar dilerim demiş Ankara. Yine Çekmeköy'den Zeynep Cemre Bozkurt milli takımımıza başarılar diliyor. Yine İstanbul Sultan Gazi Belediyesi antrenörü Kemal Yiğit hocamız, bütün sporcularımıza, antrenörlerimize başarılar diliyorum. Emeği geçen herkese ve sizlere teşekkür ediyorum. Rabbim yardımcıları olsun demiş. Teşekkürler hocam. Yine Zeynep Ilık Hocam, İzmir Kemalpaşa Spor CV'ye ve milli sporcularımıza başarılar diliyor. Yine Ankara İhtisas'tan Necmi Hocamızın öğrencisi, Necmi Halkan Hocamızın, Ankara Karate İhtisas milli takımıza başarılar dilerim demiş Ali Haydar Pekeşen. Çınar Karate'de o veteranlar antrenörü Mehmet Dağ, tüm milli takım sporcularımıza başarılar dilerim. Sizlere saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Sports TV'ye teşekkür ediyorum bize bu imkanı sağladıkları için demiş. Teşekkür ediyoruz. Oku oku bitmiyor mesajlarınız. Kusurumuza bakmayın, bazen atlayabiliyoruz. Hakkımızı helal edin tekrar. Ama gördüğümüz tüm mesajları okumaya çalışıyoruz hocam. Kesinlikle. Onu da söyleyelim. Milli takıma başarılar diliyorum. Salih Limanisa selamlar. Yine Pars Karate Spor Kulübü Mustafa Yalın, Mesut Yalın, başta milli takımımız ve tüm hocalarımıza başarılar demiş. Teşekkürler. Yine İKAT Spor Kulübü'nden tüm karate ekibine Ali Sofoğlu'na başarılar dilerim demiş. Yine hocamız atmış. Sporun kanalı, Türkiye'nin kanalı, ailemizin kanalı, iyi ki varsınız demiş. Hayrullah Yamanoğlu. Fotoğrafta paylaşılmış. Fotoğrafta paylaşılmış. Spor TV izlerken. Spor TV izlerken fotoğraflarınızı gönderebilirsiniz. Tabii tabii, evet. Spor TV etiketi ile. İsimlerini de paylaşsınlar. İsimleri de paylaşırsanız evet, seviniriz. İspanyol sporcu da maçını bitirdi, müsabakasını, katasını çizdi. Şimdi puanını bekliyor, sonuçlar açıklanacak. Hocam tabii şu da var, hemen araya ekleyeyim. Genç sporcular da
ablalarını, abilerini izleyerek şu anda ciddi şekilde motive oluyorlar. Gelen mesajlardan bunları da görebiliyoruz. İnşallah bir gün biz de orada, o tatamide olacağız şeklinde çok çok az bir farkla. Evet, bakalım. Hadi be. Maalesef çok çok az bir farkla. Hadi Ali be. Kaybetti. Çok çok az bir farkla. Teknikte İspanyol Captavilla, Damian Hugo, Quintero Captavilla kazanan isim oldu. Teknikte çok az bir farkla öndeydi. Atletik performansta sevgili Ali önündeydi ama totalde hocam çok çok az bir farkla. Gerçekten her şeyde hayır vardır diyelim. Kesinlikle. Hocam. O olimpiyatlar daha önemli bizim için. Evet. İnşallah orada bu altın gelir. Yine ama İspanyol'u istiyoruz biz oraya, değil mi? O gelsin finalde. Kesinlikle. Onu kesinlikle. Yenip alalım altına. Evet. Yine Kırklar Eli'nden bir mesajımız var. Kırklar Eli Gençlik Spor Kulübü Karatesi ailesi olarak selam. İyi yayınlar diliyorum. Final maçlarında yarışacak tüm milli takım sporcularına başarılar dilerim demiş. İlker Arslantaş, Kırklar Eli Gençlik Spor Kulübü Karate takımı. Karate çok çok yakın. Evet. O iki turnuvada da alabilir. Alamazlarsa önümüzde kalifikasyon maçları var. Evet. Orada alabilir. Yani biz o kotayı alacağız. Biz 8'e 8 gideceğiz Türkiye olarak. Başkan da bahsediyor. Buraya evet. Da geldiğinde telefonla da konuştuğumuzda Sayın Başkan Esat Deli Hasan'ın da sürekli bahsediyor. Biz kotayı alacağız.